Niçin Müslümanların bu hale gelmesinin sebepleri nelerdir? Ben hayatımı buna hasrettim. Bunu araştırdım. Evet hocam. Ve tespit ettiğim gerçek şudur. İslam dünyası tasavvuf ve tarikat yüzünden dünyasını da kaybetmiş, dinini de kaybetmiştir. Evet. Tasavvuf ve tarikat yüzünden İslam dünyası dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. Kaybetmiştir. Çünkü dinimizin temel asasları vardır. Bunları dört kategoride toplayabiliriz. Evet. Bir, tevhid inancı. Evet. Tevhid inancı bütün semavi dinler için olmazsa olmazıdır. Tevhid inancı olmazsa hiçbir amelin değeri yoktur. Evet. Nitekim Sûre Nisa ayet 48 ve 116 Cenab-ı Allah öyle buyurur. Yani şirkin dışında bütün günahları affedebilirim. Fakat şirkin hiçbir çeşidini affetmem diyor. Cenab-ı Hak, evet. Ve Sûre En'am ayet 88 orada da buyurur ki eski peygamberler dahi bundan müstesna değildir. Evet. Onlar dahi farz-ı muhal şirke düşmüş olsalar bütün geçmiş amelleri, bütün yaptıkları boşa gider. Boşa gider. Ve Sûre Zümer ayet 65'te de buyurur ki Cenab-ı Allah kainatın serveri Peygamber Efendimiz'e hitaben sen dahi bundan müstesna değilsin. Evet. Farz-ı muhal sen dahi şirke düşecek olursan bütün yaptıkların boşa, boşa gider. Yani tevhid inancı bu denli önemlidir. Evet. Ve asastır. Tevhid inancı üzerine bina edilmeyen hiçbir amelin değeri yoktur. Cenab-ı Allah nazarında. Dolayısıyla ilk önce insanın bir insanın ebedi saadete erişmesinin birinci şartı nedir? Tevhid imanına sahip olmasıdır. Evet. Şirkin her çeşidinden uzak olmasıdır. Temiz olmasıdır. İşte tasavvuf ve tarikat, tabi başlık olarak söylüyorum, bunların her biri birkaç programda ancak uzun uzadıya anlatılabilir. Evet. Ben ancak başlıkları söylüyorum. Evet. Tasavvuf ve tarikat bu tevhid inancını İslam'ın en büyük şartı olan ve olmazsa olmaz şartı olan tevhid imanını tarif etmiştir. Tarif etmiş. Bozmuştur yani. Bozmuştur ve bu cemaatler farkında olmadan eski müşriklerin inançlarının bir benzeri inancı taşıyor. Farkında olmadan. Yani eski müşrikler puta tapıyorlardı. Evet. Fakat o putların her biri bir kutsali temsil ediyordu. Bir veliyi, ermiş bir kişiyi evliya veya gibi kutsali bir manevi gücü temsil ediyordu. Onun için ona tapıyorlardı. Evet. Yani o güç ve o veli kendileriyle Allah arasında vasıta olsun diye. Evet. Onları daha fazla Cenab-ı Allah'a yaklaştırsın, rızasını kazanmalarına vesile olsun diye tapıyorlardı. Yoksa taşa, bilmem neye, o putlara bizatihi tapan yoktur. Allah'ı inkar eden de yoktu. Allah'ı inkar eden zaten yoktur o müşrikler
Kur'an'da Ankebut, Sûre Ankebut ayet 61, ayet yine Ankebut 63, bunlarda ne diyor Cenab-ı Allah? Müşriklere soracak olsan ki, yeri göğü kim yarattı? Ayı güneşi emrine buyruğuna kim musahar kıldı? Elbette ki Allah diyecekler. Gökten yağmuru indiren ve kurumuş toprağa yeniden hayat veren güç, kudret kimdir diye soracak olsan o müşrikler elbette ki Allah'tır diyecekler. Evet. Yine Sûre Zuhruf ayet 86. Onlara soracak olsan ki sizi kim yarattı? Sizi yoktan var eden kimdir? Elbette ki Allah diyecekler. Peki o halde siz bu putlara, bu velileri temsil eden kutsalların simgesi, temsilleri olan bu putlara niçin tapıyorsunuz? Efendim, Zümer ayet 3. Bunlar bizi daha fazla Cenab-ı Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunları veli dost ediniyoruz. Hocam bugünkü tarikatçılar da şeyhleri için aynı şeyi söylüyor. Aynı şey söylüyor. Ve yine Meryem, Sûre Meryem ayet 81. Onlar Allah'tan başka da yedek tanrılar edindi. Evet. Niçin? Kendileriyle Allah arasında vasıta olsunlar olsun diye. Evet. Ve yine Sûre Yunus ayet 18. Evet. Onlar kendilerine zararı da faydası da olmayan bir takım varlıklara, putlara tapıyorlar. Ne diye? Bizim için şefaatçi olacaklar Allah katında. E peki şimdiki tarikatların söylemleri de buna benzemiyor. Onu da bir diyor ki bizim şeyhimiz bize şefaatçi olacak. Evet. Hatta bir tanesi televizyon kanallarının paylaşamadığı Ahmet'in bize de gel, bize de gel, bize de gel diye çok program yaptırdıkları bir zat vardır. O diyor ki bizim tarikata mensup olan bir zat televizyonlarda anlatıyor. Evet. İnternette var, herkes dinleyebilir sesinden. Bizim tarikata mensup olan bir kimse zaten kendini kurtarmıştır. O zaten şüphe yok da. Evet. Fakat çevresindekilere de bir farsağa kadar, bir farsak uzağa kadar olanlara da, farsak 8 kilometredir. Çok yani güzel. Çevresindekilere de şefaat edecektir diyor. Oh ne güzel. Yani kendisi için zaten bir şey yoktur da. Evet, kendisi kurtulmuş. Zaten onda şüphe yok diyor. Fakat çevresindekileri de 8 kilometre uzağa kadar bulunanları da şefaat edecektir diyor. Yani maalesef İslam dünyası hiç bu 1000 seneden beri şirk nedir, tevhid nedir doğru dürüst anlatılmıyor. Demek ki tasavvuf ve tarikat tevhid inancını tahrip etmiştir.